Merhabalar. Bugün sizlere şey göstereceğim. Neydi? Koruma. Koruma sistemi. Bu özellik yeni geldi. Premium sunucular için şu an aktif. Nasıl kullanılacağını, ne işe yaradığını falan görmeniz açısından bir video çekeyim dedim. Şimdi ünlem koruma. Yazdık. Şimdi ne yapacağız? Kocaman bir yazı metni bizi karşıladı. Öncelikle şuradan koruma log kanalını ayarlayacağız. Koruma log kanalı neden önemli? Şimdi eğer birisi bir hata sonucunda sonucudan atılırsa, yani hatadan kastım sizin arkadaşınızdır. 5 kişi baskına gelmişlerdir. Siz limiti 3 yapmışsınızdır. Çocuk 5 kişiyi banlamaya çalıştığı zaman sunucudan atılmıştır yanlışlıkla. O yüzden bunu görmeniz açısından önemli. Ve hani burada koruma sisteminde üyeleri attığı zaman bot kickliyor, banlamıyor. Hani böyle hatalar olabilir diye. Şimdi koruma ne işe yarıyor? Onu da söylemedim de. Koruma ayarladığınız rakamdan fazla ban atarlarsa o üyeyi sunucudan kickliyor. Yani atıyor. Şimdi bunu sadece sunucu sahibi kullanabilir. O yüzden güvenli. Ne gibi bir ayar yapabilirsiniz? Hani direkt MC Yat'a yönetici verip en üste alırsanız hiçbir sıkıntı kalmaz. Hani ayarladığınız şekilde devam edersiniz. O kendisi korumaya devam eder. Siz de keyfinize bakarsınız. Gece 3'te rahat uyursunuz yani. Gece 3'te gelip sunucunuzu patlatabilirler falan filan pişman. Şimdi koruma log. Ne diyor bize? Bu özelliği ayarlamam için bir kanal etiketlemelisin. Örnek diyor koruma kanal log kanal diyor. Nereye ayarlasak test kanalını ayarlayalım biz. Tamam ayarladım. Şimdi ben öncelikle ban limitten başlamak istiyorum. Ban limiti 3 değil de 1 yapalım. Mesela bir kişiden fazlasını banladığı zaman, bak bir kişiden fazlası diyorum. Bir kişi banlayınca değil. Yani demek istediğimi anladınız umarım. Ban limiti açtık ama bu açmadı. Yani açmadı derken şuradan da ayarlardan açmamız gerekiyor. Açmazsak olmaz. Açıktır diyor, aktif et. Şimdi şuradan birisini banlayalım. Mesela ben kötü niyetli birisiyim ve birisini banlıyorum. Yasakla. Hop. Yasakladım. Ne oldu? Bir kişi banladım. Bak bir kişi de değil. Bir kişinin üstünde kişi banlarsa. Yani ikinciyi banlayacağız. Alayınız boruyu banlayalım. Banladık. Tak. Bak gördünüz mü şuraya? Şu anda eğer ben normal bir kullanıcı, hani sunucu yöneticisiyim ya, sunucu sahibi yazıyor. Eğer normal bir kullanıcı olsaydım beni kickleyecekti, sunucudan atacaktı. Geri girebilecektim. Diyor ki adlı üyeyi banladı, 10 dakika içinde ikinci banıydı. Bu ne demek? 10 dakika içinde bizim ayarladığımız limitin üstüne geçerse adamı kickleyecek. Bu güvenlik için çok önemli. Hani bir falan yapmayın. Size önerim 3, 5, en fazla da 10 yapın, yani fazla yapmanıza gerek yok. Şimdi kanal limitine gelelim. Kanal limiti de aynı mantıkla. Birisini banlamak değil de kanal sildiği zaman oluyor. Kanal limitini 1 yaptık. Bak şurada da koruma kanal sistemi aç yazıyor. Zaten burada komutlar var. Kanal limiti 1 yaptık. Bunu da açıyoruz. Şimdi iki tane kanal silince bizi kilitleyecek ama ben istiyorum ki hani hiç kanal, ilk kanal silmemde beni kilitlesin. Şöyle ayarladım. Kanal oluştur. Oluşturdum. Bakın. Siliyorum. Sildim. Hop. Dedi ki adlı kanalı sildi. Ve bu 30 dakika içerisinde birinci silmesiydi. Yani bu da 30 dakikaya bakıyor. Son 30 dakika. Bu ne demek? Bunun işe yaradığı nokta neresi olur? Siz dersiniz ki kanka sana yönetici vereyim. Hani arkadaşınıza diyorsunuz bunu. Kanka sana yönetici vereyim. Ama hani sunucuya bir şey yapma falan diyorsunuz. Çocuk geliyor, sunucunun anasını ağlatıyor. ağlatmasın diye şöyle bir kanal oluşturduk. Burası duyuru kanalı. Çocuk en fazla bunu silebilir, sonra sunucudan atılır. Demek istediğim bu. Hadi onu geçtik. Şimdi adam gelip tüm rolleri silerse ne yapacağız? Şuradan tüm rolleri silerse ne yapacağız? Nev rol değil de test rolü. Test rolü diye bir tane rol açalım. Tamam. Hadi rolü sildi. Bunu da sıfır, sıfır yapalım. Koruma rol limitini. Sıfır yaptım. Roller. Test rolünü siliyorum.
Test rolünü sildim. Hop, test rolünü sildi. 30 dakika içerisinde bu da. Birinci silmesiydi. Rol silme limitini aştı ve sunucudan atıldı dedi. Normalde hani bak tekrar söylüyorum. Normalde eğer ben normal bir kullanıcı olsaydım ve rollerim MC atın altında olsaydı, bakın en üstte MC at olacak. Altında olsaydı beni sunucudan atabilirdi bot. Ve botun atma etkisi olacak tabii. Botun atma etkisi olmazsa olmaz. Yönetici verin yeterli. İşiniz görür. Şunu kapatayım, gıcıma gitti. Heh. Bu sistem bu kadar. Başka bir ayarı yok. Çok kullanışlı ve cidden kötü niyetli insanları sunucunuzdan baya baya uzak tutabilirsiniz. Bir özellik daha vardı da onu başka bir videoda değinirim. Sunucuya botların girmesini engelliyor. Bot girdiği zaman sunucu sahibinden izin almak zorundalar. Mesela ben kendi sunucumdan, mesela sunucu sahibi değilim, değil mi? Sunucu sahibi değilim ve diyorum ki ban limit sistemini kapat. Kendi sunucumda da kullanıyorum bu arada aynı sistemi. Kapat diyelim. Bakalım ne diyecek. Hani gelip yönetici birisi eğer şey yaparsa, kapat derse. Dedi ki bu özelliği yalnızca sunucu sahibi kullanabilir. Sunucu sahibi şu an kuzenim. Kuzenime verdim. Ve ben kullanamıyorum hiçbir şekilde. Ayarlarını değiştiremiyorum. Yani yöneticiye de verseniz sizin sunucunuzu artık patlatamayacaklar. Önüne geçtik bunu. Premium almaları gerekiyor. Premium'u nasıl alacaksınız? Şimdi şöyle girelim siteye. Ünlem web neydi? Ünlem site yazsanız da geliyor herhalde. Yok. Ünlem web panel yazıyorsunuz. Buraya atıyor. Sonra premium sunucuya tıklıyorsunuz. Buradan satın alıyoruz. Mesela alayım. 3 aylık satın alalım. Ürün profilinize gönderildi. Benim zaten param var. parası olmayana kredi yükleyip almak zorunda maalesef. Aldım. Şimdi bunu kopyaladım. Şu bakın, gelen kod premium kodu 90 gün diyor. Ana sayfaya geliyoruz. Tabi burası değil, şurası. Yönetim paneli. Hangi sunucuda kullanmak istiyorsak oraya gireceğiz. Yönetim panelini şuradan seçiyoruz. Diyor ki sunucu. Sunucuya tıklıyoruz. Sunucu ayarları. Buradan biraz hızlı geçmişsem kusura bakmayın. Tekrardan geri sarıp izlersiniz. Buraya kodu giriyoruz. Gönder diyoruz. Ve tak. Bu kadar basit. Şimdi yazıyoruz. Mesela biz bu sunucu için kullandık, değil mi? Ünlem Premium Sürem. Ünlem Premium Sürem yazıyoruz ve süremize bakıyoruz. Bu arada aldıktan sonra çalışmıyor falan derseniz Ünlem Premium Sürem yazın ki bot sizin sunucunuzun süresi olduğunu görsün. Yoksa göremez. Hani direkt aktif ettiğiniz anda göremez. Premium süremi yazmak zorundasınız. Haberiniz olsun. Bu kadar arkadaşlar bu da. Baya kullanışlı bir şey. Baya işinizi görür. Bu arada yeni mikrofon olsun aldım. Bir hayırlı olsun alırım. sistem bu kadar. Çok basit. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.